Selamlar herkese. Zararına sohbetlere hoş geldiniz. Bitpazarı serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Kadıköy'deyiz. Geçen hafta hava köpek gibi soğuktu ve çok yağmurluydu. Yağmur yağınca modumuz çok düşüyor ve akabinde bir videoda çıkmadı zaten, siz de biliyorsunuz. Fakat belki geçen haftanın bazı videolarını aralara serpiştirebilirim. Bitpazarı serimizin ikinci sezonunun ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün yeni bir konuğumuz var. Ozan'ın şapkası bugünkü konuğumuz. Merhaba Ozan'ın şapkası. Seslendirecek misin, saçma sapan freak show gibi olacak mı yoksa? Merhabalar arkadaşlar falan. Bitpazarı serisine göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyoruz. Yani, biraz daha ilgi gösterin. Bu video vesilesiyle bizimle tanıştıysanız, ilk defa bu videoyu izliyorsanız bizim kanalımızda, hani beğendiyseniz paylaşın bir yerlerde, bize de bir ufak bir destek olun. Halihazırda izleyen arkadaşlar da aynı bok zaten, her hafta aynı şeyi yapıyoruz. Sen etmiyor. Oğlum çıkın gidin şuradan ya. Uzaklara doğru bir melankolik bir bakış at, buraya sepya renk koyarsın. İstanbul bugün yorgun. Her zamanki gibi Ozan benimle birlikte. Konuşurken de hiç kameraya bakmıyorum. Nedense hep şeye bir bakıyorum, yüzüne bakıyorum. Çok kötü oldu. Sen ne yapıyorsun Ozan? İyiyiz. İşte Fuat'la konuşuyorduk hafta boyunca kar yağacak diye. Evet. Kar yağan ilk Bitpazarı videomuz olacaktı ama şu an hayal kırıklığına uğradığımı söylemek zorundayım. Tamam. Neyse abi, geçen hafta bir şey de alamadık. Hiçbir şey yoktu ya. DVD'ler su yemiş, işte malzemeler su yemiş, hiçbir şey alamadık ve çok tatsız tuzsuz geçti zaten o gün. Evet. Ama bugün güzel geçecek, hava güzel. Parçalar ucuz. Gör bakalım sana duran. Farsça bir plak buldum. Şansımı denemek istedim. Güzel plaklar çıkıyor. Hı. İran'dan. Ayrıca üzerinde hala Postopolo duruyor gördüğünüz gibi. Kaç bakalım yani. Sen? Tam bir risk makinesi olarak bunu aldım. Evde dinleyeceğim. Kaç TL o? 10. 10. Bunlar 30. Kanaldaki videoyu izleyenler bizim dekorlardan birisini hatırlar. Geçen aylarda bunları şeyden topladım. Burger King'den toplamıştım serisine. Hemen 2-3 ay sonra şeye düşmüş. Bitpazarı'na düşmüş zincirler. Fake No More. O neymiş? 90'ların önemli rock gruplarından biri. Ne kadar abi CD? 2 lira. Tamam, bunu alacağım. Kaset 1 lira, CD 2 lira. Ozan Bey, müzik bulmuşsunuz efendim. Evet. Yani Google'a baktım, açıkçası bu grubu hiç bilmiyorum. Jazz tamam falan diyor. Ama zaten kapağını falan beğendim. Büyük ihtimalle ortalamanın üzerinde bir şey çekecek her türlü. Müzik CD'leri tanesi ne kadar peki? 2'şer lira. Tetikler 1 lira, çoraplar 1 lira. Tuvalet pompaları 1 lira. Ozancığım, burada DVD'ler var. Evet. Ama bir kısmı Rusça baskı. Büyük bir kısmı. Evet. Fuat Bey. Ha. Bakar mısınız buraya? Biz uzun süredir bu kadar heyecanlı gördüm Bitpazarı'nda. Neden? Heyecanlı falan değilim, abartma. Altta şurada DVD gördüm bir kutu. Ona bakacağım. Abi. Bir tane DVD buldum. VCD versiyonu vardı bende. Zaten bu filmi de bilmeyen ölsün. DVD'si yoktu. 1 liraydı. Güzel oldu. Bu bir okul projesi gibi bir şeylerdi. İş eğitimi falan. İsmine bakıyorum. Bahar Tokgöz. Bence güzel proje. Tebrik ediyorum. Ama burada ne işi var bunun? IBM Daktilo. Ne demek? IBM bir şey markası ya, bilgisayar markası ya. İşlemlerde kullanılıyor. Genelde işte o marketlerde falan filan kullanılıyor. Muazzez Ersoy, Complete Edition isteyenlere. Ben böyle bir kaset tasarımı, kutu tasarımı ilk defa görüyorum. Ben ilk kez görmüyorum. Böyle 3 tane var içinde belli ki. Bayağı da var. İsteyenler alabilir burada. Hadi. Ozan Bey, kayıttayız ve her geçen saniye bataryamız biraz daha azalıyor. Biliyorum maalesef. O yüzden 10 saniye içinde bütün plaklara bakman gerekiyor. Kutusundan bile çıkmamış. İçinde garanti belgesi de var. Logitech G103. İnternet fiyatına daha bakmadım ama buradaki fiyatı 50 lira. Aynen, eğer fiyatını uygun bulursanız gelin alın abi. Güzellik yapar. Aynen.
Ama Burancı, şey eline de çok yakıştı. Pek bir yakıştı yani. Yani şey olarak güzel. Görsel olarak güzel. Valla korsan filmlerin arasında olduğu bir tezgahta gayet de orijinal. Şöyle bandolüldü. Amerika nasıl buldum? Gayet iyi. Hiç izlememiştim. Temiz. İzlememiştim de iyi oldu. Hayır değil. Pardon lan. Basına saldırı. Kameralarımızı kırdılar. Kaç yaşındasın sen? Bana yaşını söyle. Yaşını söyle. Komplo. Ebru Yaşar. Bundan daha iyi bir tane kitap olanı vardı, o gitti. Flo'nun en sevdiğin müzikler bunlar. Güzel. Aha. Yılmaz Morgül var. Size 27 metre. Şerefe. Sevgili can dostlarımız. Evet. Sevgili arkadaşlarımız, yaklaşık olarak 4 dakikamız var, o yüzden hızlıca geçmek zorundayım. Evet. Şimdi ben bu ikisini göstermedim. Evet. Bunlar Saga Collection diye geçiyor. Evet. Türkiye'de basılmış bir DVD serisi. Çok iyi filmleri basıyorlar. Ben de eksik olan 2 tane filmi aldım. 1'er lira ama 2'şer lira mı, ne kadar? 1'er lira vermiştik buna. Çok iyi. Buna. Bugün genel olarak 1 lira verdik filmlere zaten. Evet. Bu klasik John Huston'un filmi. Tamam. Kırmızı Değirmen Moulin Rouge. Bu da La Dolce Vita, yani Tatlı Hayat. Federico Fellini. Bir tane oyun buldum. Nedir bu? Ratatouille'un oyunu, sonra çıkan koyunu mu? Yok, yok. Hiç olmadı. İki DVD'li bir versiyon. Evet. 2 liraya aldım. Zaten fiyat etiketi bile üzerinde 15 lira. Gayet iyi. Sıfır. Kodu da yok. O yüzden hani full kullanılabilir bir şey. İyi yani. Yani hiç yoktan iyidir. Aynen öyle. Evet, kapanış konuşmasını yapmak bana düştü. Bu hafta biraz verimsizdi, geçen hafta da verimsizdi. Belki iki haftanın bir görüntülerini toplayarak bir bölüm elde edeceğiz bu şekilde. Kadıköy Bit Pazarı serimiz kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bu videoyu beğeniyorsanız ve henüz beğenmediyseniz beğenebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olmadıysanız belki abone de olabilirler mesela. İki gündür duş yapmadıysanız da duş yapın. Mesela acıktıysanız yemek yiyebilirsiniz. Bunlar hep bizden size tavsiyeler. Yere kırıkladıysanız yediğiniz ekmeği yeri süpürebilirsiniz. Annenize bırakmayın. Siz bu sohbet daha ne kadar devam eder inanın hiçbir fikrim yok. Yaklaşık olarak 3 dakika var metronun gelmesine. Bugün şundan da bahsedelim. Ünümüz Kadıköy Bit Pazarı sınırları içerisinde yayılmaya devam ediyor. Bugün bayağı 60-70 yaşlarında yaşlı bir teyze falan yanıma geldi. O zaman olay standa plak bakıyordu. Ben de başka bir şeylere bakıyordum. İşte benim yanıma geldi. Yavrum dedi, sen hani YouTube'da Bit Pazarı videosu falan mı çekiyordun dedi. Evet dedim. Sakalından tanıdım dedi. Şimdi benim bu kadar karakteristik bir sakalımın olduğunu ben ilk defa duydum. Ozan çok yerli yersiz, utanç dolu bakıyor bana, niye bu konudan bahsettin dercesine. Yok, saate bakıyorum. Çok da şey olmasın. Bir oyla hareketini yapabilir misin? Kaçırdım oyla hareketini. Şu Kadıköy Bit Pazarı'nın içerisinde dolaşıyor ünümüz derken elinde şöyle ne kare yaptın? Çizer gibi bir hareket yapmıştın. Aynen öyle. Buraya kurguda ne koyabilirim diye düşünüyorum da hiçbir şey aklıma gelmiyordu. Sünger Bob. Hazır mısınız çocuklar? Arkadaşlar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Ha ha ha.